Adım Eren, soyadım Tozlu. Giresun doğumluyum. Giresun'da doğdum, büyüdüm. Ailem Giresun'da. Futbola da Giresun'da başladım. Giresun'un altyapısında başladım. İlk profesyonel sözleşmemi de orada imzaladım. Daha sonra çeşitli kulüplerde oynayıp en son Malatyaspor'da kendimi buldum. Futbola başlama hikayem ilkokulda 4. ve 5. sınıfta okul takımıyla birlikte başladım. 2 sene okul takımında oynadıktan sonra Giresun'da bir tane amatör kulübümüz vardı. Amatör kulübe transfer oldum. Yaklaşık bir 5 sene amatör kulüpte oynadım. Daha sonra Giresunspor'un altyapısına transfer oldum. Orada da bir 3 sene altyapıda oynadıktan sonra A takıma yükselip profesyonel sözleşme imzaladım. Profesyonelle ilk adımı Giresunspor'da attım. Daha sonra yaklaşık bir 8-9 senedir de profesyonel hayatımı devam ettiriyorum. En sonunda Malatyaspor'da şu an kariyerime devam ediyorum. Vallahi açıkçası bunu hiç düşünmedim. Çocukluğumdan beri hep futbolcu olmayı hayal ettim çünkü. Çok küçük yaşlarda başladım futbol oynamaya. Benim babam da eski futbolcuydu. Onun da ilhamı var diyelim. Maçlarını izleyemedim tabii de. Eski dönemde sıkıntı olduğu için kendisini izleme şansım olmadı hiç, videolardan da olsa. Dediğim gibi hani böyle hiç başka bir mesleği seçmeyi düşünmedim açıkçası. Hep küçük yaştan beri futbol oynadığım için hep futbolcu olmayı hayal ettim. Hep o şekilde hayatımı düzenledim açıkçası. Hedefime de çok şükür ulaştım. İsterim, kesinlikle isterim. Futbolculuk gerçekten çok özel ve güzel bir meslek. Gerçekten bunun içinde olan insanlar biliyor. Hani seyirci kitlesinden de belli zaten. İsterim yani. Vallahi bunu da hiç düşünmedim ne yapacağımı, ama büyük ihtimal yine futbolun içinde kalmaya çalışırım. Ya işte hocalık olur, menajerlik olur, sportif direktör olabilir. Şu an henüz ona karar vermedim ama futbolun içinde büyük ihtimal kalırım diye düşünüyorum. Vallahi çocukken hangi takım şampiyon olursa onu tutuyordum açıkçası. İlk başta bir Galatasaray'ı tutuyordum. Bizim aile, hatta sülale çoğu Fenerbahçeli. O ara Galatasaray UEFA kupasını aldığında Galatasaraylı oluyordum. Fenerbahçe maç yenince Fenerbahçeli oluyordum. Öyle sabit bir tuttuğum takım yoktu açıkçası. İlerleyen yıllarda da işte futbolun içine girmeye başladıktan sonra da öyle bir hevesim kalmadı açıkçası. Birçok futbolcu var aslında ama şu an benim gözümde ben Ronaldo diyorum. Da Messi de tabii, Messi var, işte İbrahimovic, sayabileceğimiz birçok futbolcu var ama bana göre hani hem oynadığı ligler açısından, hep farklı liglerde oynayıp kendini ispatladı, hem de birçok başarıya ulaştı, benim gözümde Ronaldo. PlayStation oynamaktan büyük zevk alıyorum. İşte böyle maç izlemekten, Premier Lig maçlarını, daha doğrusu ne maç olduğu fark etmiyor. Televizyonda hangi maçı izlersem ondan keyif alıyorum yani. Arada işte böyle arkadaşlarla sinemaya gitmekten hoşlanıyorum. Fobilerim de kapalı yerde kalmaktan korkarım. MR'a girmekten korkarım. Aynen. Ya böyle MR'a girerken vücudumun yarısı geçtikten sonra artık titremeye başlıyorum. Yanımda biri olması lazım, yoksa duramıyorum içeride. En son izlediğim film, birkaç gün önce gittik işte yine takım arkadaşlarımızla beraber, bu 7. Koğuş'taki Mucize'ye gittik. Gayet de güzel bir filmdi, beğendik. İzlediğim en iyi filmler, Scarface'i çok severek izledim. Hatta 2-3 kere izledim diyebilirim. Türk dizilerinden de Ezel, yabancı dizilerden İşte Prison Break'i izledim. Çok beğenerek 2-3 kere izledim onu da. Aslında birçok dizi var da Spartacus'u izledim. Beğenerek izlediğim. Sonra Narcos, Vikings. Bunların hepsini izledim, severek izledim. Aslında birçok oynadığım maç var ama en özel, en unutamadığım maç şampiyon olduğumuz maç diyebilirim. Onun haricinde benim bireysel olarak da işte
PTT'de oynadığımız birçok maç var açıkçası, gol attığım. Süper Lig'de de geçen sene 3-1 mağlupken 4-4'ten sonradan oyuna girip gol attığım maç var, Sivas maçı. Bu maçlar benim için özel maçlardı. Ya bir Bolu maçı var. İlk yarının son maçıydı. 5-1 yenmiştik. O maçta 3 tane atmıştım. O maç benim için gerçekten Malatya'ya geldiğimden beri en özel maçlardan biri. İşte Antep Belediye maçı vardı. 90'da gol yemiştik. 1-1 olmuştu. Santra'yı yaptıktan sonra 90+2'de kafayla bir gol atmıştım. Maç bitmişti. O en unutamadığım goller ve maçlar onlar diyebilirim. Ya ileride şimdi burada isim vermem doğru olur mu bilmiyorum da büyük takımlar olduğu sürece ayırt etmem diye düşünüyorum. Yani belirli bir isim vermem de doğru olur mu bilmiyorum da şimdi Fenerbahçe'den bir teklif geldi diyelim. Tabii ki Fener'de oynarım ama Galatasaray'dan da gelirse Galatasaray'da da oynamam demem yani. O yüzden böyle hani şu takım olsun diye hani belirli bir takım yok yani aklımda. Türk futbolu bence son yıllarda bayağı geriye gitti diyebilirim. Çünkü bu sürekli işte hakem hataları, işte son bizim oynadığımız maçta da bariz belli oldu. Bu VAR sisteminin geldikten sonra sürekli bir böyle bir spekülasyon var hakemlerle ilgili, VAR sistemiyle ilgili. Bayağı bir geriye gitti diyebilirim. Maçın içinde sürekli duraksamalar oluyor, 5-6 dakika uzatmalar oluyor. O yüzden şu an bence pek iyi gibi gözükmüyor yani. Bugün bir haber okudum hatta İngiltere Ligi ile ilgili. Hakemler sezon başladığından beri VAR'a sadece birkaç yere gitmişler. Hatta onun konuyla ilgili espri falan yapıyorlar. Bizde her maçta en az 10 kere VAR'a gidiliyor. El VAR mı, işte offside mı bilmem ne. Bir de sürekli saha içinde duraksama oluyor. Futbolcular da soğuyor. Gol sevinçlerinde bile gol sevincini yaşarken bir anda VAR'dan iptal ediliyor. Sonra bekliyoruz, tekrar sevinç yaşıyoruz falan. O yüzden bu son dönemlerde bayağı bir sıkıntılı gibi gözüküyor. En beğendiğim Türk futbolcusu şu an Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum. Merih son dönemlerde bayağı bir çıkış yaptı. Hem kendi oynadığı takımlarda olsun hem milli takımımıza bayağı katkı sağlayan futbolcular ve genç oyuncular. Ben şu an oynadıkları kulüplerden daha iyi kulüplere gidebilecek potansiyeldiler. İnşallah onu da gerçekleştirirler. Aslında birkaç oyuncu daha var. Cengiz Ünder var. İşte Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden. Bu son dönemde bayağı bir genç oyuncu var aslında. Hem Avrupa'da hem kulüplerinde de oynayan. Bu hafta son haftalarda da 4-5 tane Türk futbolcu kendi oynadıkları kulüplerinde gol attılar. İnşallah bunun devamı gelir. Türkiye'de valla birçok yeri gezdim aslında. Daha çok yazlık bölgeleri, işte Bodrum olsun, Antalya olsun, işte İzmir, Çeşme falan birçok yeri çok şükür gördük. Türkiye'de çok güzel yerler var gerçekten. Gitmek istediğim yer bu Marmaris tarafına gitmedim hiç. Oralara gitmek istiyorum açıkçası Türkiye'de. Ben zaten Karadenizliyim. Yaylılar maylar bizden sorulur zaten. Malatya'da da en çok keyif aldığım şey valla yemek yemek herhalde. Bu Malatya'nın meşhur tavası var. Gündüz Bey tavası. Tava yemeği seviyorum gerçekten ama şöyle bir durum var. Sürekli işte bizde diyetisyen falan olduğu için sürekli kontrol falan, yağ kontrolü olduğu için sürekli de sık da yiyemiyorum açıkçası. Ama arada böyle kaçamak yapıp yemeye çalışıyorum. Bodrum'da şeye gittim ben, Çökertme Koyuna. Bir arkadaşımız vardı, sağ olsun o çağırdı. Gerçekten böyle gidip görülmesi gereken bir yer. Hani eğer ki çoğu kişinin de bilmediği bir yerdir büyük ihtimalle. Böyle bir koy, köy gibi küçük bir köy ama muhteşem, hem manzarası, denizi, hani gidip görülmesi gereken bir yer. Siz duydunuz mu bilmiyorum daha önce ama Çökertme Koyu çok müthiş bir yer. Ya bilmediğimiz aslında birçok şey var. Gezip görülecek yer var da biz bilmiyoruz. Bir tane rehber lazım. Evde futbol konuşulur. Bizim aile hep futbolun içinden geldiği için, benim amcam da eski futbolcu, babam da eski futbolcu. Amcam hatta eski milli takımda da
oynamış. Sarıyer'de işte Giresunspor'da birçok kulüpte oynadı orada. Babam da aynı şekilde Giresunspor'da oynadı. Daha sonra genç yaşta sakatlıktan bıraktı futbolu. Zaten oynadığım her maçtan sonra babam arayıp yaptığım şeyleri de çoğu zaman beğenmez. Atıyorum iki tane gol atsam niye üçüncüyü atmadın? İşte üç tane atsam niye o dördüncüyü kaçırdın gibi sürekli eleştirir. Kolay kolay beğenmez yani, futbolun içinden geldiği için kendisi de bu konuda bilgili. Abim de eski amatör takımlarda oynadı. Daha sonra bıraktı, devam etmedi. Ya futbolu bilen insanlar olduğu için sürekli evde yani futbol konuşuluyor. Vallahi açıkçası buraya ilk imza atarken hani Malatyaspor formasıyla UEFA Kupası'nda mücadele ederim diye hiçbir düşüncem yoktu açıkçası. Bunu hayal etmemiştim hiç. Bu bana nasip oldu. Gerçekten şanslıyım. Çünkü hem ikincilikte bu formayla mücadele edip hem de UEFA Kupası'nda mücadele etmek benim adıma gerçekten gurur verici. Dediğiniz gibi bu forma altında birçok başarıya imza attık. İlk geldiğimiz sene şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nda yarı final oynadık. UEFA Kupası'na katılma hakkı kazandık. Belki daha fazla da ilerleyebilirdik ama talihsiz bir şekilde elendik. Geldiğim günden beri taraftarın da bana vermiş olduğu gerçekten çok büyük destek var. Bunu şehir merkezinde işte sosyal medyada falan gerçekten gördüğüm zaman hissediyorum zaten. Ben de oynadığım bütün maçlarda onların beklentilerini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Geldiğim günden beri işte elimden ne geliyorsa sahada vermeye çalışıyorum. Verdiğimi de düşünüyorum açıkçası. Bundan sonraki dönemde de bu sezon inşallah yine en kötü UEFA Kupası'na katılma hakkı kazanırız ve bu geride bıraktığımız gibi başarılı bir sezon bizi bekler diye düşünüyorum. Vallahi büyük statlar zaten hepsinden etkileniyoruz ama büyük takımlar haricinde benim en çok etkilendiğim stat Göztepe Stadı ve Eskişehir Stadı diyebilirim. Biz PTT Ligi'ndeyken Eskişehir Stadı bizim açılış maçımızdı. Bizim maçla birlikte açılmıştı stat. Taraftar fulldü zaten. 90 dakika boyunca hiç susmadılar. Müthiş bir destek vardı, müthiş bir taraftar kitlesi var zaten. Ayrıca geçen sene oynadığımız işte Türkiye Kupası maçlarında da Göztepe ile eşleşmiştik. Orada da artık taraftarın bağırmasından kulakların böyle tıkandığını hatırlıyorum yani. Büyük takımlar haricinde Göztepe ve Eskişehir. Taraftarlar geldiğim ilk günden beri gerçekten bana büyük destek oluyorlar. Biraz önce de söylediğim gibi bunu hani dışarıda, sosyal medyada, işte karşılaştığımız her yerde görebiliyorum. Onlara sizin aracılığınızla buradan teşekkür ediyorum. Hani bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizi desteklemeye devam etsinler. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Şu anda ligde iyi bir konumdayız. Onlar bizim itici gücümüz. Kendi sahamızda taraftarımız olduğu zaman 12 kişi gibi oynuyoruz diyebilirim. Kolay kolay maç kaybetmiyoruz. Bizi desteklemeye bundan önce olduğu gibi devam etsinler. Malatya dışında Malatya'yı ve şu an son dönemde Malatyaspor gerçekten bir çıkış içinde. 5 sene içinde ikinci ligden Süper Lig'e çıkıp UEFA Kupası'na katılmak kolay bir durum değil. Bu dışarıda da insanların gözünde bir saygıyı hak ediyor bence. Saygı duyduklarını da düşünüyorum. Ben şimdi Giresunlu olduğum için veya başka bir arkadaşımız başka bir memlekette olduğu için hani sevdiğimiz insanlar var orada. Onlar da daha çok Malatyaspor'u da takip ediyorlar. İşte buraya yanıma geliyorlar, Malatya'yı geziyorlar, görüyorlar, insanların sıcakkanlılığını görüyorlar, şehrin ilgisini görüyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Hani akrabalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun sürekli biz oynadığımız için Malatyaspor'u takip ediyorlar. Onlar da daha çok seviyor. Dışarıdan yani Malatya herkesin sevdiği bir şehir, sevdiği bir futbol takımı. Bunu söyleyebilirim. Böyle bir program hazırladığınız için sizlere teşekkür ederim. Malatyaspor'a, siz değerli İlker Bey'e, Ufkan kardeşime teşekkürü borç bilirim. Bundan sonra böyle değişik aktivitelerle inşallah devam ederiz.